Tijan'ın kartlarını bir yerde bıraktım Barış'cığım, orada bıraktım herhalde. Tijan Hanım tekrar hoş geldiniz. Tijan Ziyal bugün konuğumuz. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Çok iyiyim. Biraz şu hikayenizden bahsetmek istiyorum. Siz daha önce ne yapıyordunuz? Ben mimarım. Evet, ha, mimarsınız biliyorum. Evet, okumuştum. Meslek hayatım mimarlıkla başladı. Sonra gezgin oldum. Sonra gezerken fotoğraf çekmeye merak saldım. Sonra dalgıç olmaya karar verdim. Su altını fotoğrafladım. Daha sonra da ülkemiz hakkında neler yapabilirim şeklinde. Bir yeri gezerken bununla tanışıyorsunuz. Neresi evet. Orası? Erzincan ili Kemaliye ilçesinde. Erzincan'ın Kemaliye, eğer seyrediyorlarsa bizi de buradan çok saygı ve sevgilerimizi iletelim Erzincan'a. Erzincan'da çok dut var. Evet. Bizim yanımızda Gülsüm Hanım var, birlikte çalışıyoruz, iş arkadaşım. O da Erzincanlı. Hep dutlardan, dut pekmezlerinden falan böyle bahseder. Çok bizim oralar yıkılıyor der böyle. Evet. Ama beyaz dut yaprağı nedir onu merak ettim. Beyaz dut yaprağı farklı bir şey mi? Beyaz dutun yaprağı mı yoksa? Yani biz beyaz dutla tanıştıktan sonra ben hiç yemem. Çocukluğumda da yemezdim ve sevmezdim beyaz dutu. Bir şekilde beyaz dut ve Kemaliye ile tanışınca, beyaz dutu incelemeye başlayınca aslında ilk bizi bağlayan konu şuydu. Beyaz dutu yaprağından, dalından topladığınız zaman 2 saat içinde tüketmeniz lazım. Evet. 2 saat sonra bu hatta bütün değerlerini kaybediyor ve yıkamayın diyor. Hatta yere düşmeden yemeniz lazım. Bunu böyle incelerken yıllar boyu sonunda yaprağının da ne kadar büyük faydalara sahip olduğunu, dünyada ve Türkiye'de bu konuda yapılmış araştırmalar olduğunu ama bunun bir şekilde ürüne dönüştürülüp insanlara anlatılmadığını, hatta bugün bile evet. Beyaz dut yaprağı ve tozu neye yarar, nerede kullanılır bunu anlatmak için çalışıyoruz. Evet, ben çok mutlu oldum bugün geldiğinize Tijan Hanım. Hemen bugün neler yapacağız? Ara ara tekrar hem yapalım hem konuşalım, tamam. Sohbetimize tamam. Devam edelim. Şimdi bugün neler yapacaksınız bize? Biz bugün öncelikle beyaz dut ununu, beyaz dut... Şu mudur beyaz dut unu? Budur. Budur. Ben şöyle kameraya, Yaşar'cığım gel bak. Beyaz dut unu bu şekilde gerçekten çok güzel. Dut çok tatlıdır biliyorsunuz. Yani bunu koyduğumuz zaman şekere ihtiyaç yok malzemelerde, değil mi? Bunu isterseniz un ve şeker yerine, dilerseniz sadece şeker yerine kullanabiliyorsunuz. Un ve şeker un yerine de mi kullanabiliyorsunuz? Un yerine de kullanabiliyorsunuz. Her evet. Çeşit kek, pasta, cheesecake, dilediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Peki, şimdi birinci tarifiniz nedir? Onu alayım adını. Bizim birinci tarifimiz dut burger diye isimlendirdiğimiz bir tarif. Dut burger, şöyle bir göstereyim bakın. Çocuklar için ideal bir şey olduğunu düşünüyorum. Dut burger yapacağız şunu. Nasıl yapılıyor? Şimdi Tijan Hanım bize tarif edecek. Sonra ne yapıyoruz? Bir salatamız var. Evet. Enginarlı ve mevsim yeşillikleriyle olan bir salata. Tabii ki onun içinde de yaprak tozumuz ve dut var. Yaprak tozu sebzelerle kullandığınız zaman protein değerini arttırdığı gibi vitamin ve mineral değerlerini de arttırıyor. Evet, yani şimdi bir şeyleri biliyoruz ama kullanımda nerelere gittiğini bugün doğru burada öğreneceğiz. Burada ne var Tijan Hanım? Orada yine yaprak tozlu bir kraker yapımı var. Burada yaprak tozunun şu en mudur, baş yaprak etkisi. Tozu? Evet, yaprak tozunu sıcak suyla ıslattığınız zaman bir jel kıvamı alıyor ve bağlayıcı özellik taşıyor. Evet. Yumurta yerine vegansanız veya yumurtadan hoşlanmıyorsanız tamamen bağlayıcı olarak kullandığınız gibi yine bu vitamin, mineral bilgi. Değerlerini yükseltiyorsunuz. Evet, şimdi şeker hastaları da ekran başına gelsin. Bu yaprağın biraz sonra soracağım Tijan Hanım'a. Yaprağın şeker hastalığıyla ilgisinden bahsedeceğiz Tijan Hanım'la. Ama önce başlayalım. Önce burger. Ne burger? Dut burger. Dut burgerden başlayalım. Tarifleri ister ekranın köşesinden böyle çılık diye çekin. İsterseniz sonra tekrar izleyin. İsterseniz kalem kağıtla yazın oradan. Evet, buyurun Tijan Hanım. Dut burgerimizin ölçüleri ekranda var. Var. Yeniden söylemiyorum. Bu burger hamuruyla küçük krakerler de hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca. Ama biz bunu tek öğün olarak
besleyici olarak özellikle çocuklar ve spor yapan enerji ihtiyacı olan kişiler için düşündük. Düşündük. Hem başlayalım, bir taraftan da hemşehrilerini anlatalım. Ne ölçüsü için biz ölçülerini burada hazırladık. Tamam, söyleyin. Dut unuyla birlikte. Koyalım buraya. İsterseniz bunu başka bir şey için. Hayır bunun için. Evet. Dut ununu taşlaşabiliyor. Çünkü havayla temas ettiği zaman hemen taşlaşabiliyor. Yani biraz. Bu bir problem değil. Evet değil. Paketi açtıktan sonra hemen kullanmanız gerek. Eğer taşlaşmıyorsa bu hamur, bu un içinde katkı maddesi vardır. Buna da dikkate alsın insanlar. Öyle bunu bir şey yapacağız değil mi? Şu ufalandıktan sonra. Sonra ne koyuyorsunuz? Dut unu, yaprak, fındık unu kullanabilirsiniz. Badem unu kullanabilirsiniz. Tamamen glutensiz olarak bir ürün yapmak istiyorsanız bunlardan birini kullanın. Tamam, koyalım. Bu biz neydi? Burada fındık ununu seçtik. Fındık unu kullanıyoruz. Fındığımızdan çekerek de elde edebilir miyiz kesinlikle bu unumuzu? Kesinlikle. Bıjit yapıyoruz fındıklarımızı. İçine bir yumurta koyuyoruz. Tamam. 3 yemek kaşığı kadar, yaklaşık bunda biraz fazlası var. Zeytinyağı ilave ediyoruz. Tamam, fazlasını koymayalım. Evet. Bütün malzeme bundan ibaret. Bu kadar mı? Bu kadar. Yapımı çok kolay. Bunu hamur haline getirmek çok kolay. Hamurumuz var hamurumuz galiba. Hamurumuz burada hazır. Evet. Bunu makinede de böyle bjjjt yapabilir miyiz bu karışımı? Elde de çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Tamam, süper. Evet, hamurumuz burada. Bakın olmuşu burada. Şöyle güzel, biraz sertçe bir hamur biraz sert oluyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Alalım. Açmak için en kolay olan yol iki taraflı yağlı kağıt kullanabilirsiniz merdaneye bulaşmaması için veya sadece streçle kullanabilirsiniz. Ortalama bu kalınlıkta yani 5 milimden biraz daha güzel az açarsanız sonra onu burger büyüklüğündeki kalıplarla keserseniz. Ben tutayım. Hatice Hanım bu harika bir şey. Hani şey diyorlar böyle enerji bar falan diyorlar. Öyle bir şey mi bunun bu tadı? Enerji barın daha da ötesinde. Aslında bu tarifleri benim kızım geliştirdi. Heh. Bizim amacımız sağlıklı. Sen ne? Adın ne? Gözde. Gözdeciğim çok güzel bir şey bu yalnız. Ay ben Ali ile Ömer'e hemen yapacağım bundan. Sağlıklı ürün dediğiniz zaman genelde hepsi lezzetli olmuyor. Bizim amacımız hem sağlıklı hem lezzetli ürünler ortaya çıkarmak. Yani yediğiniz zaman bir daha yiyin ve o lezzeti arayın. Ya siz onları alıp ben şey yapayım. Burger için iki parçaya ihtiyacımız var. Tamam. Arasına ne koyuyoruz? Şimdi yumurta sürüyoruz. Bir dakika yumurta vardı şuradaydı. Gördüm şu. Yumurta akı mı? Yumurta akız, evet. Evet, bir şey vereyim. Şurada var, buyurun. Teşekkürler. Yumurta akıyla iki parçayı da ıslatıyoruz. Bu pişiyor mu? Pişiyor. Ha. Aslında bu pişmeden de yenebilen bir ürün. Onun için çok kullanışlı, pratik. Çocuklar okuldan geldiğinde. Aynen, ben şunun köşesinden şu kadarcık bir tadına lokmayı, yani şekerim çıkar çünkü. Şeker hastaları yaprak diyoruz. Bunlar bizim de şekerimizi çıkarır. Yaprağından yararlanacağız. Onu konuşacağız biraz sonra. Şekeriniz düştüğü zaman aralarda birkaç tane dut yemeniz değil mi? Evet. O yanınızda bulundurun yani acil durum için. Sadece dutun kendini yani şurada var mesela. Duttan iki tane atsanız ağzınıza şekeri bir anda toparlar. Yani evde bulunması, çantada bulunması gereken bir şey. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Şeker aldığınız zaman kan şekeriniz anında yükseliyor. Meyve şekeriyle bu oran daha yavaş ve daha sağlıklı. Kurusunda hele özellikle çocuklara benim küçük torunum Ömer bir dut canavarı diyeyim. Yani dut kurusu. Gerçekten çok seviyor. Düt 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 diye böyle sürekli onun için yanımızda hep taşıyoruz. Hatta ben bazen böyle bir yerlerdeysek ve şekerim düşüyorsa ay Ömer'in dutundan biraz bana verin falan oluyorum böyle. Yalnız
Bu fındık unu buna çok yakışmış. Mükemmel oluyor. Mükemmel olmuş. Lezzeti şahane. Çocuklarınıza yapıp yedirebileceğiniz bir şey. Şimdi bunu arasına da dutu koyduk. Evet. Şeyi sürdük. Yumurta akını sürdük. Dutu koyduk. Hafifçe bastırdık. Sonra ikinci parçayı üzerine çevirdik. Tamam. Tekrar hafifçe bastırdık. Küçük kabı mı vereyim bunun için size? Küçük kapta pişirebiliriz. Evet. Küçük kabı veriyorum. Buyurun. Sonra bunun üzerine tekrardan bir kat daha yumurta sürüyoruz. Akını. Oo, bu çok güzel bir şey. Yani ben bugün bu tarifleri aldığınızı düşünüyorum. Hani özellikle bazı anneler şeker konusunda çok hassaslar. Haklı olarak doğru bir şey yapıyorlar. Hani doğum günüydü, şuydu, buydu, çocukları bazen zapt edemeyebiliyoruz. Biz evde hiç vermiyoruz ama bir yere gidildiği zaman veriliyor. Bence çok sağlıklı, güzel bir şey yaptınız Sıcan Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben koyuyor teşekkür muyuz ederim. Oraya bunu? Koyalım. Hadi öbürüne geçelim. Çok iyi değil mi? Kaç dakika pişiyor? 160 derecede 15 dakika pişmesi yeterli. 160 derecede 15 dakika pişiyor. Bakın şurada. Bu da pişmiş hali. Bu da pişmişi. Dutlar biraz hem de üstünde böyle kıtırlaşıyor. Kıtırlaşıyor. Ay çocukların bayılacağı, yanınıza alacağınız şöyle bir gün içinde yoğun tempoda çalışırken. Ben onu alayım fırına birazdan koyarız. Diğer tarifimize geçelim. Sormak istediğiniz şeyleri lütfen sorun. Tijan Hanım buradayken cevaplayalım.